Arkadaşlar merhabalar. Ayraç 4 konusunu anlatacağız. Yani ayraç 4'te neler yapacağız? Benzerlik ve alanı tekrar etmeyi düşünüyorum. Her konunun bitiminde o ayraçları koyun. Geçen ayraçımızda neyi bitirmiştik arkadaşlar? Açı ortay ve kenar ortayı bitirmiştik. Kenar ortay konusunun sonuna onu koyun. Ve sonra genel tekrarlarınızı yaparken o ayraçları alıp bakacaksınız ve ben ne anlattıysam tek tek aklınıza gelecek arkadaşlar. Yani benim bütün Oğuz'un konu anlatımlarına bakmanıza gerek yok. Oradaki ayraçlar size bütün konuyu tek 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 özetleyecektir. Şimdi de benzerlik için aynı şeyi yapacağız. Benzerlik ve alan için aynı şeyi yapacağız. Biraz uzun sürecek. iki bölmelik yeri kapsayacak büyük ihtimalle. Bakalım başlayalım. Benzerlik arkadaşlar. Benzerlik nedir? Benzerlik. Arkadaşlar benzerliğin temel mantığını vermiştim zaten de. Benzerlikte ne olacak? Bütün açılar birbirine eşit ve kenarlarda da belli bir orantı olacak. Biz bu iki üçgene ne diyorduk? O zaman benzer diyorduk. İşte temel mantığı zaten konu anlatımında da var. Bakmanıza da gerek yok. Benzerlik için bazı şartlarımız var. Bunlardan birincisi açı 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 benzerliğiydi arkadaşlar. Bütün açılar birbirine eşit ise bu iki üçgen ne oluyordu arkadaşlar? Benzer oluyordu. Açı 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 benzerliğinde ne yapıyorduk? Ondan da bahsedeyim isterseniz. Bütün açıların eşit olması yeterliydi. Yani iki üçgende burası nokta, burası çizgi, burası çift çizgi ise eğer diğer üçgende de burası nokta, burası çizgi, burası çift çizgi ise eğer ABC üçgeniyle D, e, F üçgeni birbirine ne oluyor da benzer oluyor. Hatta ikişer açıların eşit işte olması yeterliydi. Mesela burası nokta çizgiyse burası da nokta çizgiyse üçüncü açı 180'e tamamlayan çift çizgiyse burada da 180'e tamamlayan açısı çift çizgi oluyordu. Ve üçüncü açıları da otomatikman eşitliyorduk ve sonra tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri eşitliyorduk. Burada A, B, C üçgeni benzerdir. D, e, F yazmıyoruz. Dikkat edin. Nokta çizgi çift çizgi diye gittiysek burada da nokta çizgi çift çizgi diye gideceğiz. Yani F, D, E üçgeni birbirine benzerdir diyorduk. Tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamaktı. Yani noktanın karşısı A'nın noktanın karşısı F'ye oranı A bölü F eşittir. Çizginin karşısı B'nin çizginin karşısı D'ye oranı B bölü D. O da eşittir. Çift çizginin karşısı C'nin çift çizginin karşısı E'ye oranı şeklinde söylüyorduk arkadaşlar. Değil mi? Bu şekilde yapıyorduk. Ama Açı 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 benim iki tane kalıbım vardı arkadaşlar. Bu iki kalıbım iyi bilince bütün soruları rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Normalde bu şekilde geldiği zaman açılar eşit verildiği zaman tamam aynı açının karşısındakiler oranlayacaksın. Tamam eyvallah. Ama kalıp birim benim çok önemliydi. Kalıp bir. Neydi arkadaşlar kalıp bir? Alfa beta açılarına dalmaktı değil mi? Alfa beta açılarına dal. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü konu anlatımında incelediniz. Ne zaman dalıyorduk bu alfa beta açılarını arkadaşlar? Tabii ki 90 dereceler 2 ya 2'den fazla olduğunda değil mi? Yani ne zaman? Şu şekilde olduğunda. Şu şekilde olduğunda. Ne yapıyorduk? Alfa beta açılarına dalıyorduk. Hemen dalıyoruz kardeşim. Alfa beta sırasıyla. Alfa beta. Bak önceden bunlar boştu değil mi? Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şimdi dolu oldu. İçleri dolu oldu. Yani bütün açıları birbirine eşit oldu. Bundan sonra tek yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Aynı açılık karşısındakileri oranlamak. Yani sorusu da geldiği zaman, ya sorusu da geldiği zaman alfa beta ayrımını ne zaman yapıyorduk arkadaşlar? 90 dereceler iki adakiden fazla olduğunda yapıyorduk. Bunu da sakın ama sakın unutmayınız, tamam mı? Mesela burası x, burası 2, burası 4, burası 6 olsun. Alfa beta açılarına dalalım kardeşim. Hemen daldık. Alfa beta Ters açıdan beta. Sonra sıradaki alfa. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Bundan sonra tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Ama burada bir de neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Üçgen seçimine dikkat ediyorduk. Dikkat! Üçgen seçimi yapıyorduk. Üçgen seçimi yapıyorduk. Seçimi yapıyorduk. Nasıl seçiyorduk arkadaşlar? Kenarları belli olan üçgenleri. Kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. Yani bir sürü bir sürü şey oluyordu karşımıza üçgen çıkıyordu. Mesela burada birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü şurası, dördüncüsü de şurası oldu, değil mi? Bu dört üçgenden iki tanesinde benzerlik uygulayacağım. Deneme yanılma yoluyla mı yapacağım buna? Hayır. Kenarları belli olan üçgenlere bakacağız. Mesela bir tanesi bu. Şu üçgeni seçebiliriz benzerlik için. Şunu seçebilir miyiz? Hayır. Çünkü iki kenar var mı? Yok. ikisi ee, e olan bir kenarlı üçgen aramalıyız. O da şu ve şu değil mi arkadaşlar? Sonra tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak Yani burada alfa'nın karşısı 2 kenar, alfa'nın karşısı 6 olmuş. Kolay bir benzerlik var 3 katı. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 3 katından dolayı kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 katından dolayı 12 mi çıkıyor? Evet 12 çıkıyor. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı pardon. evet beta'nın karşısı 4 ise burası da 12 olacak. Yani x'i de ne buluruz buradan? 11'im buluruz. Aynı açının karşısındaki değeri oranlayıp bulduk. Hatta biz artık işlemleri daha da kısalıştırıyoruz. Güzel bir kat olduğunda bu şekilde hamle yapıyorduk arkadaşlar. Peki şöyle gelirse karşımıza. Bu soru bu şekilde değil de şu şekilde gelirse karşımıza. Bir de önemli bir nokta daha söylemiştim. Hatta ben çok kullanıyorum bunu demiştim. Siz kullanmıyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorsunuz demiştim. Benzerlik oranı kat oranı belli bir kat olmadığı zaman ne yapacağız bakalım. Yani belli bir kat olmadığı zaman nasıl davranacağız. Mesela burası 2 burası 6 burası 3. Şuradaki uzunluk kaçtır diye sorulsun. Hatta şurası 5 olsun. Şuradaki x uzunluğu nedir diye sorulsun. Hemen ne yapıyoruz? Alfa beta, ters açıdan beta, alfa ve betayı girdik. Arkadaşlar alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 5. Tamam yapabilirsin. 2 bölü 5 eşittir betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı x artı 2 diyebilirsin. Ama bizim için hız da önemliydi. Bazen alfadan betaya geçişe bakmak çok mantıklıydı değil mi? Alfadan betaya geçişe bakmak daha mantıklıydı. Alfadan betaya geçiş bak gördünüz mü? 1'e 3 çıktı. Bak bu soruyu ben şu an hiçbir yere bakmadan kendim yazdım. Ve tam sayı çıkıyor cevap. Bu ÖSYM de aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Kitaplarda soru yazan arkadaşlar da aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Ee, kolay bir kat ol, olmasını istiyorsan, sorunun kolay olmasını istiyorsa yukarıdaki soru gibi yapıyor. Biraz daha zorlanmasını istiyorsa öğrencinin şu şekilde yapıyor ama tam sayı çıkıyor. Niye tam sayı çıkıyor? Bakın alfa'dan beta'ya geçişi ben 1'e 3 verdim. Gördünüz mü? Burada da alfadan beta'ya geçip 1 e 3. Ü. Sizin için saniyelik soru artık bunlar. Yani x artı 2 kaç çıkıyor? 15 ve x de kaç çıkacaktır arkadaşlar? 13 diyebilirsiniz. Hemen şurası 15 çıkıyor arkadaşlar. Çünkü alfadan beta'ya geçip 1 e 3 ya. Bu soru kalıbında alfadan beta'ya geçip bire 3'ü kullanabiliriz. Hatta biz bunu öklitte de kullanıyoruz. Orada da burada da dikdörtgende karede. Yani soruları kolay bir şekilde çözmemizde aşırı derecede faydası oluyor arkadaşlar. Dikdörtgen ve kare konusuna geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksın. Ha yeri gelmişken bir de şundan bahsedeyim. Biz bu yöntemi yine dikdörtgende yani dikdörtgen sorularını da yapabiliyorduk siz bu soruları bildiğiniz zaman. Yani şöyle bir soru geldi mesela karşısına. Şöyle geldi şöyle geldi. Bir de şuradan bir dik çizdi. Şuradan bir dik çizdi. Atıyorum burası 2 burası 3. Burası da 4 olsun. Şuradaki x uzunluğu nedir diye sorulsun. Alfa yerlerine nokta koyacağım sadece. Şekil küçük şu arkadaşım. Burası alfa olsun. Şurası beta oldu. Burası alfa oldu. Alfa 90 ise burası beta oldu. Ters açıdan beta burası da alfa oldu. Tamam mı? Noktalı. Alfa 90 ise beta. Alfa burası da beta yaptı. Beyaz yerler beta. Tamam mı? Şimdi alfa betalı üçgenlerden üçgenlerden seçim yapacağım. Dikkat edin. Şurada uzunlukta kaç birim arkadaşım? 4 birim. Bir kere 2'ye 4'lük şu üçgeni alabilirim ben. O zaman alfanın karşısı 2 iken betanın karşısı 4 oldu. 1'e 2. Burada da alfanın karşısı 4 iken Beta'nın karşısı kaç olur arkadaşlar? Direkt 8 olur. Yani x'e de kaç kalıyor arkadaşım? 3 kalıyor. Gördünüz mü? Ya da aynı açının karşısındakileri oranlayabilirsin. Alfa'nın karşısı 2'nin. Alfa'nın karşısı 4'e oranı. Beta'nın karşısı 4'ün. Beta'nın karşısı x artı 5'e oranı deyip işlemi uzatmak senin elinde kardeşim. Ben kısa yolları söylüyorum ve nasıl soru yazdığımızı da söylüyorum. Tamam mı kardeşim? Evet. Bu şekilde alfa hallettik. Sonra ikinci kalıp vermiştim. İkinci kalıbımızda neydi arkadaşlar? Kalıp 2 ortak açı ortak açı kalıp ikimizde neymiş ortak açıyı bulup üçüncü açıları eşitlemek değil mi ortak açı dediğimde büyük ihtimalle anlıyorsunuz yani ne demekti ortak açı şu şekilde Burası nokta açısı burası nokta açısı ortak açıyı buluyorum arkadaşlar iki üçgende bakın bu ortak açı yaptı üçüncü açılarda birbirine eşit oluyordu nokta karaladığım çift çizgi ve sonrası tek yapmam gereken neydi arkadaşlar aynı açının karşısındakileri oranlamakta. He. En fazla da karşımıza çıkandan bahsedeyim ben size. Şu şekilde arkadaşlar. Mesela burası nokta açısı burası nokta açısı. Fark etmez iç içe gelse bile. Ortak açı bulacaksın sen. Mesela şu üstteki üçgenle alttaki üçgende ortak açı yok. Ama küçük üçgenle büyük üçgende iç içe olan üçgenlerde ortak açı var. Burası karaladım derken dersem. Nokta karaladım. Üçüncü açı çift çizgi oldu. Nokta karaladım. Üçüncü açı bak büyükte. Sakın buraya çift çizgi demeyin büyükteki üçüncü açı çift çizgi olmak zorunda arkadaşlar. Sonra yine burada açıları bulduktan sonra tek yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Aynı açının karşısındakilere oranlamaktı. Evet. Açı 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 benzer. Bununla ilgili soru şu, yazmama da şu anda gerek yok. Çünkü basit. Gerçekten basit. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bildikten sonra soruları çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet. Böylelikle açı açı açıyı tekrar etmiş olduk. Şimdi gelelim şeye. Kenar açı kenar arkadaşlar. Arkadaşlar kenar açı kenarda da sıkıntı yaşıyorduk niye soru çözümünde sıkıntı yaşıyorduk? 2 kenar açı kenar. Yani çok fazla çıkmadığı için benzerliği. Çok fazla çıkmadığı için hani bu benzerliği gözden kaçırıyorduk ama ne yapıyorduk arkadaşlar? Çok da basitti. Alfa'nın kolları A'ya B, alfa'nın kolları burada da AK'ya BK olsun mesela. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Ne yapıyorduk? Küçükten büyüğe sıralıyorduk. Küçükten büyüğe doğru sıraladığında Alfanın kollarını sıralıyorduk ama. A, B. Alfanın kolları. A, BK Ve bunları taraf tarafa oranladığımızda ne oluyordu arkadaşlar? Oranlama 1 bölü K. Oranlama 1 bölü K. Her ikisindeki oran aynı olduğunda bunlar kenar açı kenardan benzerdir diyorduk. Hatta ee, sorularda şuna dikkat edin diyorduk. Hani açı verildiği zaman biz genelde ortak açı bakıyorduk ya. Ortak açı bulamadığınız zamanlarda da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kenar açı kenar var mı yok mu diye ona bakıyorsunuz. Mesela 2, 3, 4, 1 belki de bu sorunun aynısını yazdım. Bilmiyorum. Ee, burası da 8 olsun. Şu x uzunluğu nedir diye sorulsun. Arkadaşlar 2, 3 kene baktığınız zaman sadece ve sadece bir burada açı var değil mi? Alfa. Sonra bu alfanın başka da bir ortak açı falan filan yok. Bir açı varsa kenar açı kenarı var mı diye bak. Hemen kenar açı kenara bakıyoruz arkadaşlar. Alfanın kolları kaça kaç? 2'ye 4. Aa hocam burada 2'ye 4. Alfanın kolları öbüründe de 5'e 10. 1'e 2 oran vardır demeyin. Çünkü küçükten birye doğru mutlaka bunu yazın arkadaşlar. Büyük üçgende de alfanın kolları 5'e 10. Bunları yazdığınızda taraf tarafa oranladığınızda her ikisindeki oran 2 bölü 5 ise benzerlik oranıdır o 2 bölü 5. Yani alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı x oranıdır diyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Şu oranlama kesinlikle ama kesinlikle yapılacak arkadaşlar. Önemli. Hatta şunu yeşille göstereyim. Yeşille cevapta ne oldu? 2 bölü 5 oldu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Sonra ne dedik arkadaşım? Kenar, kenar, kenar benzerliği. Üçüncü de kenar, kenar, kenar benzerliği. Kenar, kenar, kenar benzerliğinde de bütün kenarlarda belli bir oran varsa ABC üçgeni ABC üçgeni ve AK, AK, BK ve CK olsun. Şöyle olsun. AK, BK ve CK olsun. Yine burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçükten bir doğru sıralamasını yapıyorduk değil mi? A, B, C, AK, BK, CK Oranlamalarını yaptıktan sonra ne oluyordu arkadaşlar? Hepsindeki oran aynıysa bu iki üçgen nedir diyorduk arkadaşlar? Birbirine benzerdir diyorduk. Ve buradaki temel mantık neydi? Orantılı kenarları kenarları gören açılar birbirine eşit idi arkadaşlar orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit diyorduk ve ee, sorusunu da yapmıştık İsterseniz o soru şeyin e, sorusuna bakabilirsiniz arkadaşlar kenar 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 benzerliği kendini belli ediyordu çok da rahat bir şekilde çünkü iki üçgen zaten direkt elimizde var e, benzerlik yapabileceğimiz hiçbir durum yok e, hemen kenarları küçükten büyükye doğru yazdığımızda orantılı kenarları gören açıları da eşitlediğimizde cevaba e, rahat bir şekilde ulaşıyorduk arkadaşlar. Sadece açı eşitliği göstermeniz gerekiyor burada. Tamam. Ve geldik şeye. Hatta hızlı bir şekilde hatırlatayım. Hızlı bir şekilde hatırlatayım. Şöyle bir soru yazmıştık. Hatırladınız mı? Şöyle ve şöyle bir soru yazmıştık. Atıyorum. 1, 2, 3 olsun. Burası da 3, 6, 9 olsun. 3, 6, 9 olsun. Bak dikkat et. Şurası 5 olsun. Şuradaki x uzunluğu sorulsun. Şu üçgenle şu üçgen 1, 2, 3 yaz. 1, 2, 3. Öbürünü 3, 6, 9. Hepsinin oranına, hepsindeki oran 1 bölü 3. Biri görenle 3'ü gören açı eşit. Alfa ise alfa. İşte 2'yi görenle 6'yı gören eşit. Beta ise burası da beta. Üçüncü açılarda birbirine eşit dersin. Ve açı eşitliğinden büyük ihtimalle cevap çıkacaktır. 2 iç açı, 1 dış açı. 2 iç açı, 1 dış açı. Yani burası da alfa artı beta. Burası da alfa artı beta oldu. İkisi kenar çıktı. 8 ise 8 olacak. X'i de buradan ne buluruz? 7 buluruz demiştik arkadaşlar. Tamam. Hatırlamışsınızdır inşallah. Evet geldik. Sonra Thales teoremlerine arkadaşlar. O da 4 diyelim buna da. Thales teoremleri. Thales teoremleri. Thales teoremlerinde arkadaşlar şunu bileceksiniz. Temel orantıyı bileceksiniz. Sivrilen yerden paralelliklere dikkat edeceksiniz. Bunların ispatı zaten açı, açı açıdan çıkıyordu ama biz işlemlerimizi daha da kolaylaştırmak için kısalaştırma yapmıştık. Sivrilen yerden şuradan başlayıp şunun tamamının oranı, bunun tamamının oranı, şunun şunun oranına eşit değil mi? Yani şunları yazacak olursak eğer. Şurası A burası B burası C burası D burası X burası Y. A bölü A artı B eşittir C bölü C artı D eşittir X bölü Y diyorduk. Ama sorularda bazen X ile Y işin içine girmezse A bölü B eşittir C bölü D'yi de kullanıyorduk. A bölü B eşittir C bölü D'yi de kullanıyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok işimize yarıyordu. Nasıl yarıyordu? Şöyle mesela. Ee, yukarıdan aşağı oranlama. Burası 4 burası 6 olsun. Yukarıdan aşağıya oranlama kaça kaça arkadaşlar? Hiç tekrara girmenize gerek yok. 4 bölü 6 2 bölü 3 yani burası 2K ise direkt buraya 3K yazabilirsin. Tamam Buna dikkat et. Bir de kelebek benzerliğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Kelebek benzerliği de neydi arkadaşım? Kelebek benzerliğinde de yukarıdan aşağı oranlama. Bunu yazmayayım. Burası 4 burası 6 ise aynı doğru üzerinde. Şunun şuna oranı. 4 bölü 6. Yalnız paralellik mutlaka ama mutlaka şart. Paralelliklere dikkat ediyorsunuz. O zaman burası 4 bölü 6. 2 bölü 3. Yani burası 2K ise burası nedir diyeceğiz arkadaşlar. 3K diyeceğiz. Burası 2K ise burası 3K. Ya da şurası 2A ise aynı doğru üzerinde buraya da 3A diyeceğiz. Ki bundan sonra sorularda ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, paralel doğruları şöyle bir karalayın. Büyük ihtimalle ya kelebek ya da temel orantı kendiliğinden çıkacaktır. Bununla ilgili her ikisini de karıştıran sorular sorayım mesela. Ee, nasıl soru geliyordu? Hatırlamak amacıyla şey yapalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle soru gelebilirdi. Mesela şu şu paralel. 4 Pardon, çizemiyoruz. Mesela arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle. Burası <laughs> 4 burası 2 burası 4, 2, 2, 3. burası 9, şuradaki x uzunluğu nedir diye soruldu. Paralellikler var ya, şu paralelliklere baktığınız zaman temel orantıdan gidebilirsiniz arkadaşlar. Paralel doğruları şöyle bir gösterin. Sayılara baktığınız zaman, bak burada kelebek var ama kelebekten başlamak mantıksız değil mi burada? Sayılardan başlamak daha mantıklı. 4 bölü, ya yani yukarıdan aşağı 2'ye 1, 2'ye 1 oran yazabiliriz ama şuradakileri yazmam gerekecek galiba x'e ulaşmam için. <laughs> 4 bölü kaç oran var burada? 6. 4 bölü 6 nedir arkadaşım? 2 bölü 3 değil midir? Yani burası 2K iken burası ne oldu? 3K oldu. Şimdi buradaki kelebek benzerliğinden 2 bölü 3 oranından dolayı arkadaşlar ya da direkt 3K'daki 9 3 katı 2, 2K'daki de direkt e, 3 katı 6 diyebiliriz arkadaşım. Tamam. Soru çöze çöze bu kısalaştırmaları da siz kendiniz oluşturacaksınız arkadaşlar. Ya da şöyle bir e, şey olsun. Şöyle bir soru olsun. Neyle bir soru olsun? Heh, şöyle bir soru olsun. Şu sorulduğunda da arkadaşlar paraleller var mesela. Bakın dikkat edin. Sayılarda ee, sayılar da verirsin hatta. Burası 9, burası 6. Şuradaki x uzunluğu nedir diye sorulsun. Sayılara baktığın zaman normalde bakın. Sayılara bakmazsan şu x'e ve 6'ya baktığın zaman şöyle bir temel orantıyı görürsün. Şu temel orantıyı görürsün değil mi? Ama şöyle şu temel orantıyı da görebilirsin kardeşim. Değil mi? Ama sayılara baktığın zaman şuradaki kelebeği görmek daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Yukarıdan soldan sağa 9 bölü 6 oran var. Yani 3 bölü 2 oran var. O zaman burası 3K iken burası ne olacak arkadaşlar? 2K yazabiliriz. Şimdi buradaki temel orantıya bakabilirim kardeşim. 3'e 5 oran var. Yani 3 bölü 5 eşittir. X bölü 6'dan 18 bölü 5 diye cevabı buluruz arkadaşlar. Böylelikle benzerliği bitirmiş olduk. Evet ayracımızın arkasına da dolduracağız mecbur bu sefer. Arkalı önlü olsun. Şimdi de alan konusunu anlatacağım. Aslında alan konusunda arkadaşlar üçgende alan konusunda en önemli bilgi en önemli bilgi alan formülü taban çarpı bak şu ifade çok önemli tabana ait yükseklik Tabana ait yükseklik bölü 2'ye eşitti. En önemli formül buydu. Ha alan konusu arkadaşlar. Önceki konular, özel açılı üçgenler, üçgende açı ortay, üçgende kenar ortay, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, benzerlik, eş üçgen, eş üçgen konularını içeren bir üçgen. Yani geçmişte gördüğünüz bütün konuların tekrarı. Geçmişteki gördüğünüz bütün konulardan dolayı siz yüksekliği bulacaksınız. Yüksekliği bulduktan sonra da en son taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaksınız. Alanı detaylı bir şekilde de anlattım zaten. Ne yaptık? Mesela karşımıza geldi. Şu şekilde bir şey geldi. Ne geldi? Hemen bir tane soruyla geçireceğim arkadaşlar bunu. Kusura bakmayın. Çok önemli. Ee, çok önemli de hatırlıyorsanızdır büyük ihtimalle. Çünkü her soruda ben bunu demiştim. Hatta buna benzer bir de aynı soruda olmuş olabilir. Şu üçgenin alanı istenildiğinde mesela şu üçgenin alanı istenildiğinde arkadaşlar bu üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabanına ait yükseklik çizerek buluyorduk değil mi? Hemen bakın altı tabanına ait yükseklik çizeceksin. Hop çizeceksin. Eski ek çizimleri unut. Ya hocam eşitlik var ben burada orta taban çizsem ya da 90'ın karşısında eşitlik var muhteşem şu çizsem. İşte tamam çizebilirsin. Deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsin. Ama alan soruluyorsa alana ait ek çizimi düşünmen ilk başta alana ait ek çizimi düşünmen en mantıklı hamleydi. Yani tabana ait yüksekliği çiz. Ha sen tabana ait yüksekliği çizdiğin zaman belki zaten orta taban kendinden çıkmış olacak. Bak çıktı. 6 ise burası kaç yaptı? 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den alanı da bulmuş olursun. Yani 9 bulmuş olursun. Tamam mı? Buna dikkat et. Ya da ee, şu, şu soruyu da hatırlatayım ben size. Bakın sıcağı sıcağına madem benzerliği de tekrar ettik. Burası 6. Şu taralı alan nedir diye soruldu mesela. Şu taralı alan nedir diye soruldu. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı bulurken tabana ait yüksekliği mutlaka ama mutlaka çizeceksin kardeşim. Ha, soruda da şunlar da birbirine eşit olsun. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim kardeşim. Yüksekliği çizdikten sonra tek yapman gereken bu yüksekliği bulmak kardeşim. Aa, baktığınız zaman 90'lar havada uçuşuyor. Hemen ne yapacaksın? Alfa beta'ya dalacaksın. Dal alfa beta alfa beta. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? 90'ın karşısındakiler de eşit olduğu için eş üçgen oldu. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı burada da 6 oldu. Cevap da 6 çarpı 6 bölü 2. Ee, 36 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 18 çıkıyor. Tamam. En önemli bilgi buydu. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Hep tabana ait yükseklik çizeceksin. Ne zaman? Şeyde. 90 derecede özel bir açı varsa arkadaşlar. Tamam mı? Bununla ilgili çok şey yaptık. Evet sonra ikinci önemli şeylerden bir tanesi de alan dağıtmaydı. Bu ikisini bildiğiniz zaman büyük ihtimalle kitaplardaki soruların soruların ee çoğunu %80'ini yapabiliyor seviyede olacaksınız. 1 taban çarpı yükseklik bölü 2, 2 alan dağıtma. Büyük ihtimal sınavda da çıkacak olan soruyu da yine rahat bir şekilde yapmış olacaksınız arkadaşlar. Alan dağıtmayı ne yapıyorduk? Mesela 2k'ya 3k var. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde yapıyorduk. 2k'da kalan 2a ise 3k'da kalana 3a diyorduk arkadaşlar. Çünkü yükseklikleri de aynı olduğu için Hatta bunun hatırlatıcı sorusunu hemen şöyle sorayım. İki tane yan yana yapayım isterseniz. Bakın şöyle bir soru olsun. Şurası 3K olsun. Burası 2K olsun. Burası M olsun. Burası da 4M olsun. Atıyorum. Taralı alan bölü tüm alan ya da tüm alanları bulun tüm alanları bulun. Bakın arkadaşlar. 3k'da kalan 3a ise 2k'da kalan 2a yaptı. M'de 4m'e dağıtacağım. M'deki alan 2a ise 4m'de kalan 8a demeyin sakın. M'deki kalan 4m'deki kalana baktığın zaman tepe noktası burası yapmıyor mu? O zaman M'deki niye tepe noktası burası olanı seçtin? M'deki tepe noktası orası olana kadar bakacaksın. M'deki alan 5a ise bakın M'in 5 katı 4m'de de 5 katı olacak. 20a diyebilirsin kardeşim buraya. Ha, bir de ben şurada şuna dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Bak şöyle bir şey olduğunda da arkadaşlar. Neyle bir şey olduğunda? Şöyle bir şey olduğunda. Bakın. Bunların yerini değiştireyim. 4 m m olsun. Burası 3K. Burası da 2K olsun. Heh. Hadi başla bakalım. 3K'da kalan 3A iken 2K'da kalan 2A dedin. 4M'den M'e dağıtırken 4M'de kalan 5A yaptı. Eyvah rasyonel sayılara gireceğiz. 4M'deki 5A ise M'deki 5A bölü 2 diyeceğine hangisinde sıkıntı yaşadıysan keşke burası 4'ün katı olsaydı dediniz mi? Dediniz. Hemen 4 ile çarp kardeşim bunu. 4 kere 3 12A'de 4 kere 2 8 a de buraya da. Tamam mı? Bak 4M'deki alan 20A yaptı. 5 katı. 5 katı olacak o zaman burası da. Buraya da 5A yazabilirsin kardeşim. Buna dikkat edin. Rasyonel sayılarla uğraşmazsın ve seni büyük ihtimalle hızlandırır kardeşim. Tamam? Sonra üçüncü önemli şeylerden bir tanesi de neydi arkadaşlar? Üçüncü önemli olan şeylerden bir tanesi de neydi? Bu neydi? Alan dağıtma başlığını yazmamışız. Alan dağıtmaydı bu. Alan dağıtma. Üçüncü de alan kaydırmaydı değil mi? Üçüncü de alan kaydırmaydı. Alan kaydırmada neydi? İki paralel doğru arasında. iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa bu üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanı. Bakın tabanı sabitle tepe noktasını istediğin yere oynat. Alan değişiyor muydu? Değişmiyordu. Şu alan birbirine eşit oluyordu. Paralel doğrular arasında üçgen gördüğün zaman hemen bu üç bu şekil aklına gelecek kardeşim. Mesela sorusunda şöyle yapmıştık bunun da. Şöyle paralel şu üçgenin alanı sorulsun mesela. Şu üçgenin alanı sorulsun. Burası 6 burası 4. Şurada kaçında da 90 derece olsun. Basitini sorayım. Şunlar da birbirine paralel olsun. Ne yapıyorduk kardeşim? Tabanı sabitliyoruz. Tabanı sabitledim. Tepe noktasını istediğim yere oynatıyorum. En köşeye çekmek en mantıklıydı. Yani istenilen üçgenin alanı aynı zamanda bu alanda yapıyor. Bu alanda ne yapıyor arkadaşlar? Tabanımız 6 oldu. Yüksekliğimiz 4 oldu. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 çıkar arkadaşım. Tamam. Alan kaydırmaya da dikkat edin. Bu 3 tane alan muhabbeti. 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2. Alan dağıtma. 3. Alan kaydırma. Bunları bildiğin sürece büyük ihtimalle alan sorularının %90'ını yapacaksın. Hatta üniversite sınavında gelecek. TYT, AYT'de gelecek soruları çok rahatlıkla yapacaksın. Ama dediğim gibi eski konuları da bilmen şartıyla. Çünkü sana yüksekliği buldurturlar burada. Sonra sinüs alan formülü demiştik arkadaşlar. Ama ben sinüs alan formülünü çok fazla kullanmıyordum ama yine de siz arkadaşlar için yine sinüs alan formülünü anlatıyorduk arkadaşlar. Sinüs alan formülü neydi? Sinüs alan formülü neydi arkadaşlar? Şurası alfa iken A, B. A, B çarpı sinüs alfa bölü 2 alana eşitti. Alan. Buna eşitti. Ha tutup da buradaki açı 30 derece olup burası 6 burası 8 olunca sinüs alan formülünü burada kullanmana gerek yok. Çizersin 90 derece. 90'ın karşı 8 30'un karşı 4 dersin 6 çarpı 4 bölü 2'den alana ulaşırsın. Ya da şöyle bir soru. Şöyle şöyle geldi. 90 derece burası. E, atıyorum 6 8 burası da 3 geldi. Bazı arkadaşlar bunu o hocam çok kolay taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulabilirim deyip şuradan bir yükseklik çizip sonra alfabetaya girip tabi burası da 90 derece alfabetaya girip sonra e, şuradaki yüksekliği benzerlikten bulup sonuca ulaşabilirdi. Evet haklısınız. A bazıları da sinüsçü ya sinüsten yapayım bunu isterseniz. Sinüsçü ya bazıları. Hemen sinüsten yapıyoruz kardeşim. E, şuraya ben Alfa dersen burası beta. Bakın burası da alfa oldu. Aa, 6, 8, 13 geninden 10 çıktı. 3 çarpı 8 çarpı. Tabii bizden şu üçgenin alanı istersin. Onu sormayı unutmuşum ya. Şu üçgenin alanı istersin arkadaşlar. Taralı alanı bulurken de 3 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2'den bulabiliriz değil mi? 3 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2. 3 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü... 2 bizim alanımıza eşittir. Ha burada sinüs alfa lazım. Sinüs alfa da bakın yukarıdaki üçgende değil, belli değil mi? Sinüs alfa 8 bölü 10'a eşit. 8 bölü 10 4 bölü 5'e eşit. Gel burada yerine yaz. 4 bölü 5'i ve sonra alanı da bul kardeşim. 4 bölü 5 yazdığın zaman e, sadeleşen var mı? Bu 16 48 bölü 5 yapıyor galiba. İçine hatası yapmadıysam. Alanda buradan 48 bölü 5 yaptı. Tamam mı? Buna dikkat edin. Sinüs alan formülü de buydu arkadaşlar. Sonra alanda biz ne anlattık arkadaşım? Işte çember alan ilişkisini anlattık. Işte çember alan ilişkisini anlattık. İç teğet çember alan ilişkisi. Neydi arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktası, iç işte çemberin merkezi oluyordu. Bu iki tane kural vermiştik burada. Şunu vermiştik. Atıyorum burası 2, 3, 4 ise çizilen yükseklikler birbirine eşit oluyor ya. Bu üçgenlerin alanları da 2 ile 3 ile ve 4 ile doğru orantılıydı. Ee, bu alanda aynı zamanda neye eşitti arkadaşlar? U çarpı R'ye eşitti. Yani 2 U çevreydi değil mi arkadaşlar? 2 U çevreyken U çarpı R'ye eşitti. Ama genelde şu muhabbet çıkıyordu. Buradaki oranlamalar verildiğinde işte 2, 3, 4 ise 2 A, 3 A, 4 A şeklinde alan dağıtımı yapabilirsiniz. Tamam mı? Sonra e, sinüs, işte çember alan ilişkisi çevre, çevrel çember alan ilişkisi verdik ama Sınavda çıkacağını pek zannetmiyorum. O yüzden burada yazmayacağım arkadaşlar. Ha çıkmaz demiyorum. ABC bölü 4R'ye geçisi gibi eşitti. Ee, söz olarak söyleyip geçiyorum. Bir de ağırlık merkezi alan ilişkisi vardı. Ağırlık merkezi alan ilişkisinde de arkadaşlar. Merkezi alan ilişkisi vardı. O da neydi arkadaşlar? Şu alan dağıtarak zaten kendisi geliyordu. Yani şuradaki alanların hepsi birbirine eşitti. Burada kalanların hepsi birbirine eşitti. Ya da ağırlık merkezimiz buradaysa burada kalanlar da üçgenlerde de alanlar ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Burası A A A A A A Tabi bu G ağırlık merkezi ise yine G ağırlık merkezi ise burası da A A demeyelim de bu sefer B alanı B alanı ve B alanına eşit oluyordu arkadaşlar. Bu üç alanda birbirine eşit oluyordu. Değil mi? Sonra en sonda ne anlattık arkadaşlar? Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik alan ilişkisi. Arkadaşlar bu benzerlik alan ilişkisini şeyde çok kullanacağız. Özellikle özellikle paraya kenarda ve dikdörtgende paraya kenarda çok kullanacağız. Bir de yamukta çok kullanacağız. Benzerlik alan ilişkisi de neydi arkadaşlar? Benzerlik oranının karesi benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Ha, baktığınız soruda benzerlik var. Bir de alanını karıştırmış o zaman hem benzerlik hem de alan çizgisi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir diyeceksin. Şunu bilin. Kesinlikle ama kesinlikle bilin. Burası 2 burası 1 ise 2 bölü kaç oran var? 3 oran var. 2 bölü 3 hemen karesi 4 bölü 9 yaptı değil mi? O zaman buradaki kalan 4 a iken burada kalan 9 a yapacak diyeceksiniz arkadaşlar. 4 a iken 9 a. Sakın buraya 9 a yazmayın kardeşim. Çünkü niye? Tamamı 9 a olacak. 4 a ise tamamı 9 a yani buraya ne kalıyor? 5 a kalıyor kardeşim. Bir de kelebekte de aynı şekilde arkadaşlar. Atıyorum burası 2 burası 3 ise 2 bölü 3'e karesi 4 bölü 9 yapıyor. Yani burası 4 a iken burası da yine ne yapıyor? 9 a yapıyor. Bu sefer ayrı ayrı yazdık 4'e 9'u. Çünkü üçgenler ayrı ayrı olduğu için arkadaşlar. Benzerlik alan ilişkisinde de bunlara dikkat edin. Ee, normalde bir soru geldiği zaman hem benzerlik hem de alan. Mesela bununla ilgili şöyle bir soru yapmıştık. İşte şöyle dik çizmiştik. Burası X burası 3 atıyorum. Burada kalan A burada kalan da A idi. Ne yaptık? benzerlik olduğu belli. 90'lar 2'dekiden fazla alfa beta'ya daldık. Benzerlik oranı alfanın karşısı x'in 3 oranı eşittir. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yani a bölü a demeyeceğiz. A bölü büyük üçgen benzer 2a'ya eşit deyip e, alan muhabbetinde o şekilde girebilirdik arkadaşlar. Tamam. Böylelikle bu konularda tekrar ettik arkadaşlar. Benzerlik alanı işledik. Alan konusunun sonuna mutlaka ama mutlaka bu ayrıcı koyun. Bu ayrıca alıp baktığınızda bütün konu tekrarı hemen gözünüzün önüne gelecek. Çünkü zaten kendi stilim yani beni dinleyen arkadaşlar buradaki anlattıklarımın hepsini bunlar size anahtar kelime gibi geliyor zaten. Sen buna baktığın zaman o anahtar kelimes benim yarım saatte ya da bir saatte ya da iki saatte anlattığım e, konuya bedel oluyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunların faydasını göreceksiniz. Emin olabilirsiniz arkadaşım. Çünkü ben de zamanında sınava çalışırken bu şekilde öğretmenin ağzından çıkan kelimeleri böyle sorunun kenarına yazardım. Ben ne yapıyorum burada? Sizin siz zahmete girmeyin diye ben yapıyorum onu. Anahtar kelimeleri zaten buraya yazıyorum. Bunların hepsi beyninize işleniyor arkadaşlar. Ezbere de değil ha. Onu da şey yapmayın. Bu bir ezber değildir. Bir işinize yarayacak, mutlaka mutlaka yarayacak. Evet, bu da bitirdik. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.